Bugün önemli bir soruyu yanıtlamaya çalışacağım. O da doğum kontrol hapları ile ilgili. Doğum kontrol hapları ailesinde meme kanseri olan ya da kendisi meme kanseri ve yumurtalık kanserine yatkınlığı artıran BRCA mutasyonu olan kadınlarda kullanılabilir mi? Sorumuz bu. Şimdi buna çok kısaca bir yanıt vermem gerekirse, bugün kullanılan modern doğum kontrol hapları dediğimiz, yani hem östrojen dozu azaltılmış hem içindeki progestinleri optimize edilmiş doğum kontrol haplarında meme kanseri yatkınlığı olan kadınlarda ya da ailesinde meme kanseri olan kadınlarda kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla başvurdukları zaman doğum kontrol hapı seçeneğini kendilerine sunabiliriz. Yapılan çalışmalar eskiden kullanılan yüksek dozda östrojen ve progestin içeren doğum kontrol haplarının evet bu yatkınlığı artırdığını gösteriyordu. Ama şu anda kullanılan doğum kontrol hapları için böyle bir tehlike yokmuş gibi gözüküyor. Hatta bir adım daha ileri giderek şunu da söyleyebiliriz. Mesela BRCA mutasyonu taşıyan kadınlarda doğum kontrol hapı kullanılması over kanseri riskini, özellikle yumurtalık kanseri riskini azaltma olasılığı bile var. Çünkü normal kadınlarda bu azaltıcı etkisi var. Doğum kontrol hapları biliyorsunuz ovülasyonu baskılıyor, yani yumurtlamayı baskılıyor. Yumurtlamayı baskıladığı zaman yumurtalığın üzerinde bu yumurtlama stigması dediğimiz yumurtalığın zarındaki hasarlanma meydana gelmiyor. Çünkü yumurtalık kanserinin oluşumundaki mekanizmalardan bir tanesi tekrarlayan yumurtlamalar sonrasında yumurtalık zarındaki bu hasarlanmanın vücut tarafından tamir edilmesi sırasında oluşan mutasyonlar suçlanıyor. Onun için doğum kontrol haplarının bu şekilde azaltıcı bir etkisi var. Yani kısaca hem ailesinde meme kanseri olanlar hem de BRCA mutasyonu taşıyan kadınlar doğum kontrol haplarını doğum kontrolü amaçlı ya da başka bir nedenden dolayı kullanabilirler.